Çünkü para lazım, malum ekonomi belli. Allah'ımızdan bulduk sağ olsunlar. Geçen de %40 zam aldık. %40 zamı bir ayda yok ettiler. Şimdi bu hükümet döneminde çok sıkıntılı yaşıyoruz. Futbol takımı tutar gibi parti tutmuyorum. Ne de olsa biz ceketimizi koysak bu adamlar bize veriyorlar. En büyük sorumlusu şu anda başımızda bulunanlardır. Ben o zaman kapı çalan taraftım. Ama bunlar kapıyı gerçekten çaldılar. Baktım kapı çalma teriminin anlamı farklıymış bunlarda. Abi Türkiye'yi biliyorsunuz, burada yaşıyorsunuz. Evet. Türkiye'de gündem çok çabuk ve hızlı değişiyor. Evet. Biz halkın gerçek gündemini merak ediyoruz. Evet. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var efendim? Benim gündemimde çok pahalılık var. Hayat. Bu pahalılığa çare bulmaları lazım. Çünkü vatandaşlar çok eziliyor. Kiralar pahalı, manavlar pahalı, marketler pahalı. Bunlara çare bulunması lazım. Ben size gündeminizi sordum. Siz hayat pahalı ve ekonomiden bahsediyorsunuz. Yani neden bir tatile gitmek yok? Bakın burada caddedeyiz. Ben sizden önce... Maaş yetişmiyor. Şimdi emekliyiz. Geçen de %40 zam aldık. %40 zamı bir ayda yok ettiler. Aynı sıfıra düştük gene. 20 yıldır emekliyiz. Aldığımız zamlar %2, %3, %2, %3. Nasıl ekonomiye ulaşacaksın, bir şeyler alacaksın? Şimdi evler zaten olmuş ateş pahası. Allah'tan ki zamanında öteki hükümetler döneminde elimizi çabuk tutmuşuz da ayaktayız. Yoksa çok zor yani. Yaşam şartları son derece zor yani. Yanlış anlamayın abi. Ben sizin yaşınızdaki abilerle de konuşuyorum burada. Geçmiş hükümetlerden bahsettiniz. O hükümetlerin bu hükümetten iyi olduğunu, o günlerin çok kötü olduğunu, işte yağ kuyruklarının olduğunu falan söylüyorlar. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Şimdi ben geçmiş hükümetlerden bazı hükümetler çok güzel yönetim yaptı. Yani alt tabakaya, orta tabakaya son derece mükemmel yardımları oldu yani. Ama şimdi bu hükümet döneminde çok sıkıntılı yaşıyoruz. Gerçi benim sorunum olmasa vatandaşların çoğunun sorunu var. Mesela asgari ücretliler. Onun için hükümet bir an önce bunlara çare bulması lazım. Şimdi birçok sıkıntıdan bahsettiniz abi. İşte asgari ücretlerden bahsediyorsunuz, geçimden bahsediyorsunuz. Ama şöyle bir geriye baktığımızda 20 yıldır biz AK Parti yönetiyor ve biz oy veriyoruz. Bizim insanımız oy veriyor. Bu kadar sıkıntı varsa insanlar neden 20 yıldır oy vermeyi tercih ediyor? Vatandaşların oy vermelerinin en büyük özellikleri benim kendi görüşüm. Şimdi geçen hükümetlerde bazen çok, mesela diyelim koalisyon hükümetlerinde halka çok zulmettiler. Yani onu da inkar edemeyiz. Çünkü nasıl zulmettiler? Mesela sabah kalkıyorsun, tüp 5 lira olmuş 10 lira. Bakıyorsun etrafta her şey kuyruk. Evet. Vatandaş çok çile çekti. Onun sebebi için mudur 20 yıldır AK Parti insanı? AK Parti'nin oy almasının nedeni geçmiş hükümetlerin, koalisyonların birbirini kötüleyip düzgün hükümet yapmamalardı. AK Parti onun için ayakta yani. Ve o yönden de hep oy alıyor. Hep... Nasıl merak ediyorum abi? Bugünkü muhalefeti nasıl görüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Bugünkü muhalefet eğer dediklerini yaparsa vatandaşa yarar yani. Dediklerini yaparsa, ama eğer sözde yapıyorsa o zaman da parti kalmaz. Tabii hiçbir önlemi kalmaz yani. Bizim gündemimizde ne var? Çalışmaya çalışıyoruz it gibi. Çünkü para lazım, malum ekonomi belli. Allah'ımızdan bulduk sağ olsunlar. Mahvettiler bizi, kahrolduk yani. Buradan sesleniyorum. Artık nereye çıkıyoruz çıkmıyoruz hiçbir bilgim yok. Neden bu duruma geldi peki, ekonomi neden bu durumda? Halkımız sağ olsun. Ben bunda tamamen şöyle düşünüyorum. Başımızda durandan kaynaklı diye düşünüyorum. İsim vermek istemiyorum. Anlayan anlıyor zaten. Yani başımızda durandan kaynaklı. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar zaman zaman. Halk da buna kanıyor. Yani bir nevi bu yüzden. Hiç açıklama çok içeriye girmeden bu şekilde söylüyor. Anladım sizi, ama şey değil mi yani, insanlar 20 yıldır oy veriyor, biz seçiyoruz. Evet. Hani insanları kandırıyorlar dediniz. Peki siz bu kanan tarafta değilsiniz anladığım kadarıyla, ama insanlar neden kanıyor da oy veriyor neden madem? Neden kanıyor? Çünkü insanların yani bir şeylere ihtiyacı var. Yani bir şeylere muhtaçlık duyuyorlar. Küçük bir şey gördükleri zaman da tamam diyorlar. Anladın mı? Soğan, patates, tamam, kömür, makarna. Gibi. Ya böyle şeyler, işte bilmem ne, devletimiz bize yardımcı oluyor bilmem ne. Hayır. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Küçücük şeylerle milleti kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Oy kazanıyorlar ve verilen oylarla görüyorsunuz halkımız ne halde. Kendi milletimiz yapıyor bunu. Yarın öbür gün yani ben burada kendi vatandaşımı bulamayacağım ki. Türk yok. Nerede dolaşsam hep yabancı. İşte Afganistanlı olsun, işte Türkmen olsun, Suriyeli olsun. Ben Türk vatandaşımı göremiyorum. Neden göremiyorum? Altındaki sebep ne sizce? Şimdi evet insanlar geliyor ama bir taraftan da oy veriliyor. Mevcut iktidar açıklama sağ yapıyor. Diyelim. Bazı şeylere müsaade edenler sağ olsun diyelim. Vatandaşlık da veriliyor. Vermeye de devam edeceğiz diyorlar. Bunun altındaki sebep nedir? Ya bizim milletimiz de
Biliyor musunuz şimdi öyle ben boş yerine yap. Ben burada siyasete girersem 50 işler hapse atarım. Ama şunu da söyleyeyim. Ben şimdi siyasiye girdik. Hiçbir tarafa oy vermiyorum. Hiçbirini tutmuyorum. Öyle yani sonra beni linçlemesinler. Vallahi bak. Hiçbirinden yana değilim. Bana verin oyunuzu. Bu vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdiki gündem işsizlik, ekonomi. Şöyle bir durum var. Ekonomi deyince akla para geliyor. Veya geçim. Geçinelim yeter. Ama şöyle bir şey var. Düşünüyorsun. Şimdi biz bakıyoruz Ahmet'iyle, Mehmet'iyle, Ayşe'siyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Kürt'üyle, Türk'üyle hep beraber biriz. Biz bunu zaten çocukluğumuzda, analarımızdan, babalarımızdan, yetişme tarzımızdan biz böyle gördük. Ama bakıyoruz şimdi bir ülkede savaş var diyorlar, benim kardeşimin hakkını yiyorlar. Bir ülkede savaş var diyorlar, benim şuncacık gençler var bak görüyorsunuz. Küçük çocuklar okuyorlar, sınava kafa patlatıyorlar. 3 dakika kaldı diye, 1 dakika geç kaldı diye çocuğun bir senelik emeğini çöpe atanlar o savaş mağdurlarını getirip sınava sokmadan bu çocuğun avukatlığını, öbürünün hakimliğini, diğerinin polisliğini çalabiliyorlar. Onu da geçtim. Burada, şurada bile, şu çevrede bile geçseniz 100 kişiden 90 tanesi yabancı yurtludur. Hepimizin başımızın üstünde yeri var. Gördüm, evet doğru. Bu ülkede Afrikalısı da yaşıyor, Çerkezi de yaşıyor, Bulgarı da yaşıyor. Bu zaman Avcılar zaten genelde Bulgar göçmeniyle ünlü bir yerdir. Hiç kimsenin sıkıntısı olmuyor. Ama bunlar hem mağduru oynayıp da hem gelip burada benim bacılarıma, analarıma, benim iş imkanlarıma, herkes bir şey için çalışır, emeği için çalışır. 10 liralık işi 20 liraya yapmazsın. Çünkü senin hak edişin 10 liradır. Ama bunlar geliyor diyor ki 4 liraya yaparım. Biz burada kendi öz eleştirimizi de yapmamız lazım ülke olarak. Biz de şahsen 10'a yapacağıma 4'e yaptırırım diyoruz. 6'yı biz alırız diyoruz. Bizim de aslında burada yanlışlarımız var. Ama bunun en büyük sorumlusu şu anda başımızda bulunanlardır. İnşallah 7 ay, 8 aya kadar artık gerçekleri görelim demiyoruz. Herkes şurasıyla oy versin. Ben Fenerbahçeliyim. Futbol takımı tutar gibi parti tutmuyorum. Veya işte bir muhalefet, iktidar bakmıyorum. Ben geçinebilmenin, insan gibi geçinebilmenin yollarını arıyorum. Ama bunlar göstereceğine daha farklı yollara bizi itiyorlar. Ben soru sordum. Gündeminizi sordum. Siz de ekonomiden girdiniz. Evet. Yani neden bir tatile gitmek yok? Neden bir futbol maçına gitmek yok? Gündeminizde de ekonomi var. Neden bunları düşünüyorsunuz? Neden? Ben size şöyle göstereyim. Bak şunu çıkarttılar. Olay bitti. Bak cüzdanıma. Açayım. 1 lira yok. Neden olmasa? Paran olmadı mı seni kim ne yapsın? Düz mantıkla. Nereye gitsin? Şimdi biz Müslüman bir ülkeyiz. Caminin tuvaleti paralı ya. Daha bunun üstüne söyleyecek bir şey bulabiliyor musunuz? Yani neden tatil değil de ekonomi? Yani darda kalsan camide yatıyorsun, camide şunu yaptılar diyorlar. Hemen lekeleme yapıyorlar. Cebin sıkışsa gidip hacıdan hocadan istiyorsun. Gidiyorsun abdest alırken seni soyup soğana çeviriyorlar. Ben bunu genelleme yapmıyorum. Tabii ki yani hepimiz Müslümanız Allah'a şükürler olsun ama yani bu bana siz farklı bir şey diyebilir misiniz? Ekonomideki bu kötüye gidişatı bugün hemen hemen herkes kabul ediyor. Bunu iktidar da kabul etmeye başladı ama bunun sebepleri şu an tartışma konusu. Siyasetin odağında bu var. Ekonomi sebebi, neden kötü? Niye böyle? Sebebi oldu? Ne? Dış güçler diyenler var. Yani muhalefetten kaynaklanıyor diyenler zaten var. Şöyle bir durum var bizim ülkemizde. Ben 29 yaşındayım. Türk vatandaşı olmaktan da sonuna kadar gurur duyuyorum. Şöyle bir şey var. Ortalık kötüye gitti mi? Ey dış güçler. İyiye gitti mi? Biz o yolu yaptık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Benim görevim, ben temizlik personeliyim. Benim görevim, ben temizlik yapmakla yükümlüyüm. Ben yaptığım iş için takdir almam, beklemem. Çünkü benim işim bu. Sen oraya geldiysen o yolu bana yapmak mecburiyetindesin. Çünkü oraya ben getirdim, o getirdi, bu getirdi. Biz olmasak sen olmazsın. Sen olmasan ülke gitmez. Ülke gitmeyince de savaşta çıkar, bitersin de batarsın da. Çoğu ülkeler vardır ki kaybolup gittiler. Libya, Irak, Gaza getiriliyor. Şimdi bir şey daha var ekstra olarak. Ben biraz daha ana muhalefet gibi konuşuyorum. Öyle değil aslında da. Hükümetin şöyle bir durumu var. Yani diyor ki ne diyorlar? Irak bitti. İşte kötüledi. Şimdi bu giderse bize de aynısını yapacaklar. Niye abicim? Niye ben sahipleneyim? O koltuk benim. O koltuk senin. O koltuk bu arkadaşımızın, bacılarımızın, analarımızın. O koltuk bizim. Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Saray da olacak, şan da olacak, şöhret de olacak. Ama fazlası var abicim. Fazlası var. Biz yapmasınlar demiyoruz. Bal tutan parmağını tabii ki alacak. Ben 5 senelik personelim. Kendi işimden örnek veriyorum. Bu arkadaşım yanımda ya. 2 senelik personel. Tabii ki benim bir farkım var. Çünkü alanı biliyorum. Hakimiyetim var. Bunlar hakimiyeti bırakıp saltanatla soyundukları için ülke bu halde. Ne de olsa biz ceketimizi koysak bu adamlar bize veriyorlar.
Niye ben yorayım ki kendimi? Dediğin gibi birçok şeyden şikayetçisin. Bugün sadece siz değil yani. Kime mikrofon olsam bir şeylere şikayetçi ama dediğin gibi 20 yıldır da biz AK Parti yönetiyor ve biz oy veriyoruz halk olarak. Neden biliyor musunuz? Bu kadar sıkıntı varsa neden 20 yıldır oy veriyorsun sen? Neden 20 yıldır oy veriyoruz? Şöyle, biz değişime ve gelişime açık bir ülke olarak gözüksek de değiliz abicim. Bizde ürkeklik var. Cesaret olarak, ülke olarak cesaretliyiz. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Her ne kadar bazıları yalan da dese, doğru da dese, ben kendi görüşümü burada söylersem sıkıntı çıkar diye söylemiyorum. Az çok tahmin etmişsinizdir. Bakıyorsun toplulukla hareket edilebileceği zaman ne bir ırk, ne bir farklı bir şey, ne bir ülke, ne bir şehir. Hiç fark etmiyor. Siyahıymış, beyazıymış. Biz hep birlikteyiz. Bunu gösterdik. Evet. Ne kadar doğru da yalan da olsa biz bunu gösterdik. Ama burada değişmiyor. Bu adam yoksa kime vereceğiz? Mantığıyla devam edildiği sürece ve Fenerbahçe'yi tutuyorum ben gibi bu adamın peşinden veya Ahmet'in, Mehmet'in, ben herhangi bir isim kullanmıyorum. Böyle devam edersek Ahmet de diyor ki ya ben ne yapsam bu adam zaten bana oy veriyor. Niye? Niye şimdi sürekli siz çıktıktan sonra bizzat YouTube'a bu akımlar başladıktan sonra biraz daha ortalık karışmaya başladı? Çünkü insanlar rahat konuşamıyordu. Şimdi bak ben yoldan geçerken döndüm, içimi boşaltmak istedim. Var mı peki sizde? Şimdi konuşuyoruz. Bir çekiniyor musunuz? Hayır. İsterseniz dışarıdan da gelsinler. Ben gerekli yerde hata varsa hatayı da kabul ederim. Doğru konuştuğumu sonuna kadar savunurum. Çünkü Allah var. Bu tarafın bir de şurası var. Yerin dibi var. Bakacağız bakalım o zaman ne olacak ama. Dediniz hani başka adam mı var? Kime oy verelim diyorlar dediniz. İşte öyle bir şey var. Bu. Ama insanlar bunu söylerken geçmiş günlerden, geçmiş yıllardan örnek tamam veriyorlar. Abi. Ben buna çok şahit oluyorum. Tamam. 30-40 yıl öncesinden örnek veriyorlar. Tamam. O zamanlar kuyruklar vardı. İşte gaz tamam. Yağı. Ben 99 depreminde Düzce'deydim. Ben Düzceliyim. Allah bir daha kimseye ülkemize öyle bir günler göstermesin. Ben 99 depremindeydim. Çadırımız da geldi. Suyumuz da geldi. Aşımız da, işimiz de geldi. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani bu adam yoksa kime oy verelim mantığının altında yatan sebep şu. O gidiyor öbürüyle ittifak diyor. Bu gidiyor. Ya bir deneyelim ya. Şimdi ben bir dükkan açtım. Ben 20 senelik giyimciyim. 6 aylığı ufak tefek. Biz bunlara şunu göstereceğiz. Halk isterse oradasınızı vermemiz lazım. He gitti. Hasan gitti. Hüseyin geldi. Bir dönem yaptı. Diyeceğiz ki kardeşim biz sana haksızlık ettik. Tekrar onu getirebiliriz. Ama bunlar kök salmaya devam ederse yakında bu ülke benim de demeye başlayacaklar. Ve bu ülkeden Atatürk'ü ne yaparlarsa yapsınlar yıkamayacaklar. Bak ben Atatürkçü değilim. Ben ilkokulda gördüğüm dersler bize tanıtıldığı kadar tanıyan biriydim. Bunlardan sonra daha çok araştırdım. Bu şu anki gündemlerden işte atılıp tutulmasından. Yemin ediyorum bize az bile anlatmışlar. Atatürkçü olmadım. Hepimiz Atatürkçüyüz ya baktığın zaman. Bu ülkede savaşırken senin deden de savaştı. Benim dedem de savaştı. Laz'ın dedesi de savaştı. Çerkez'in dedesi. Atatürkçü olmak zorunda aslında. Bir nevi öyle. Dayatma gibi olmasın çünkü dayatmayı bayağı bir benimsedik biz. Adam birine bir şey söylüyor. Ertesi gün tak başka bir yerde. Ne gerek var buna? Hani ben getirmiştim seni. Ben şurada esnaflık yaptım. 11 sene şurada esnaflık yaptım. Tam şurada. Seçim zamanı herkes böyle kortej eşliğinde geçerdi. Nasılsınız, iyi misiniz? Seçim olurdu. Seçim biterdi. Işıklardan şikayet ediyorduk. Yanmıyor diye. Çünkü o ışık olmasa sen gezemezsin burada. Çünkü herkes Kurtlar Vadisi. Burada öyle. Erkek halimizi biz gezemez olmuştuk. Ne arayan var ne soran var. Ben oyu aldım. Olaya baktım. Bu mantık değişecek abi. Benim de olsa değişecek. Bana faydası varsa diye. Ben razıyım. Eğer bunu izleyenler de razıysa göreceğiz işte önümüze sandık getirilecek. Demokrasi olacak. Yani ben demiyorum şu gitsin bu gelsin. Aslında olması gereken. Obama çok mu gerici bir adam? Obama çok mu cahil bir adam? Adam çıktı dedi ki ben gençlerin önünü açmak zorundayım. Ama bu adamlar bastonla yürüyorlar. Hepsi için konuşuyorum. Hala diyor ki ben gitmeyeceğim. Kaybeden de gitmiyor, kazanan da gitmiyor. Niye değişmediğini anlayabiliyor musunuz şimdi? Yeni fikirler ortaya çıkmış. Z kuşağı diyorsun, Z kuşağının önünü açmıyorsun. Ben Z kuşağı değilim ama şu çocuk Z kuşağı. Niye ben ülkemi terk edeyim ya? Şu gerçekten taşı toprağı altın bizim ama değerini bilen yok. Bunu da sağlayanlar, bu medyada çıkıp atıp tutanlar. Orada affedersin birbirini yiyip arka tarafta senin burada 100 liraya 150 liraya yemediğin eti 5 liraya yiyenler güle oynaya yiyorlar. Biz birbirimizi yiyoruz. Oradan geliyor vatandaş bana söylüyor ben Ahmetçiyim ben Mehmetçiyim. Ne gerek var? Aa bak benim amcam. Benim amcamdır. Benim abimdir. Böyle düşünürsek daha da güzel olacak. Sormak istiyorum. Bizleri yönetenler şu an seni izliyor olsalardı, karşında olsalardı ne söylemek isterdin?
bizleri yönetenlere şu anki iktidar için hepsine tek tek cevap vereyim. Şu anki iktidar için ilk 10 senesi için Allah razı olsun. İlk 10 senesi için. Ve ben kendi babamla bu adamlara oy vereceksin diye gidip kafasına kapıları çalacağız diyorlardı ya, tek tek çalacak mısın diye. Evet. Ben o zaman kapı çalan taraftım. Ama bunlar kapıyı gerçekten çaldılar. Baktım kapı çalma teriminin anlamı farklıymış bunlarda. Ben de bu sefer kapıyı kapatan taraf oldum. Oy topladınız yani. Oy topla. Babamla kavga ettim, tartıştım. Ama şimdi pişman mısın de, ilk 10 senesi için pişman değilim ama yeter. Artık yeter. İktidar için bunu söylerim. Muhalefet için de Allah aşkına taze kanlar getirin ya. Birinin, herkesin bir açığı var. Bir de bir anonim birini getirin. Biz indiririz, biz çıkarırız. Bu halktır. Halkın gücünün üstünde başka bir güç yoktur. Ya, muhalefet için de bunu söyleyebilirim. Şimdi herkesin bir açığı vardır. Senin de vardır benim. Ve bu açıklar gün yüzüne çıkmış. Muhalefetin de gelmeyeceği. Ben Ekrem İmamoğlu'na buradan teşekkür etmek istiyorum. İsteyince yapamayacağımızı, yapabileceğimizi bize gösterdi. Nasıl tavır takınacağımızı bize. Şimdi çalışır çalışmaz. O benim sorunum değil. Onun sorunu. Sandık gelir, Ekrem abi dediğimiz adama oy vermeyiz. Hasan abi dediğimiz adama oy veririz. Adama bağırmanın bir anlamı yok ki. Çağırmanın bir anlamı yok ki. Bunlar gibi de davranmıyor. Benden sen vatanseversin, benden değilsen hainsin. Sen de benim kardeşim, o da benim kardeşim. Öyle bir şey yok. Sen bunu dersen daha bu ülkeden ne bekliyorsun? Herkesin yanlışları var, hataları var. Nerede abi damatlar, nerede? Oğullar nerede? Bak geçen gün Bağcılar'daki olay. Bu ülkeye bunu sokanlar nerede abi? Şimdi de diyorlar ki anasını seviyormuş, babası. Sen bu çocuğu bu hale getirene kadar medyana ayar versene. Medyana ayar ver. Bütün dizilerde hainlik, aldatma. Birinin 3 kocası var, birinin 2 karısı var. Sosyal medyasını çıkarılıyor mu? Ne gerek var abi buna ya? Vallahi Allah sizden razı olsun ya. Ne gerek var buna? Var mı senin başa eklemek istediğin bir şey? Yeter, ben çok mikrofon konuştum. Hakkınızı helal edin. Yani ben böyle düşünüyorum. Ya benim gündemimde şu var. Şöyle söyleyeyim. Özellikle buradan başlayayım. Avcılar'dan başlayayım. Şimdi burası 2 aydır, 3 aydır hemen hemen böyle. Yapılacak dediler. Yapılmadı. Beklediler, 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 beklediler. En sonunda başladılar. Başladılar ama nasıl başladılar? Hal ortada zaten. Görünüyor. Onun dışında muhalefetten memnun değilim. Şu konuda memnun değilim. İşte sabah, az önce abinin söylediği gibi sabah kalkıyorsun işte şey ekmek olmuş 3 lira, 5 lira, 7 lira, 9 lira neyse. Ben bundan memnun değilim açıkçası. Hani bir sabit bir fiyat olsun. Muhalefete mi bağlıyorsunuz? Evet, hani ya hani o parti bu parti değil. Hani mevzu o parti bu parti değil benim. Hani benim mevzum şu, hani şey, birisi koltuğa otursun, adam akıllı yönetsin. Amenna. Ama şu anda tamamen şey, ben koltuğa oturayım. Benim elim olsun. Hep ben. Bu yanlış. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ya hani şöyle bir gerçek var. Atıyorum şimdi muhalefet değilse, AK Parti iktidara çekilse, başka biri gelse, biz bunun şeyini 5 senede, 10 senede çekeceğiz. Çünkü geriden gelen bir şey bu. Hani geriden gelen işte hani toparlanma süreci kolay olmayacak. İşte dediğim gibi 5 sene, 10 sene biz bunu çekeceğiz. Süreç devam edecek. Bu asgari ücret mesela aynı şekilde. Ben şu an 5'te çalışıyorum. Bir yerde çalışıyorum, bir yerde ayrı çalışıyorum. İki işe çalışıyorum. Ne evim var, ne arabam var. Yaşım 23. Dün akşam baktım, 36 yıl benim emekli olma şeyim. Ben 36 yıl yaşayacağım ne malum? Garanti mi? 36 yıl, belki yarın veya 2 saat sonra öleceğim belki. Kim bilecek bunu? Geleceği nasıl görüyorsun? Ben gençler, senin yaşındaki arkadaşlara mikrofonu atıyorum. Birçoğu yurt dışına gitmeyi istiyor. Ben şöyle yurt dışına çıkmayı şeyini doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü şöyle, yanlış buluyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Hani yurt dışına çıksın der. Ne olacak sonra? Kendini kurtaracaksın. Ama geri kalan 70 milyon ne olacak? Bencillikle mi diyorsun? Aynen yani, bence ben bencillikle düşünüyorum ben. Doğru bulmuyorum yani. Sen bir genç kardeşimiz olarak, bizleri yönetenler şu an senin duyuyor olsalardı, karşımızda olsalardı ne söylemek isterdin? Bir an önce ellerini ayaklarını çeksinler. Ya şu şekilde çeksinler. Hani koltuk sevdasından vazgeçsinler. Halkı dinlesinler. Çünkü şu an halkı dinlemiyorlar. Gerçek anlamda dinlemiyorlar yani. Dün açıklandı yoksulluk sınırı, belki siz görmüşsünüzdür. Bilmem kaç milyon olmuş, daha da olacakmış. Ya yani niye oluyor yani? Niye oluyor yani? Niye yoksuldan gidiyor da fakirden çıkıyor, zengine cebine giriyor? Neden yani? Hani benim alemde mesela, ben Cihangir Mahallesi'nde oturuyorum. Neden yani bir sürü şey var? Evsiz var, şeysiz var, yurtsuz var. Neden yani? Niye onlara yardım edilmiyor da niye zenginin cebine sürekli giriyor? Ya yani niye benim cebime de girmiyor? Hadi benim cebime de girsin. Ama biz seçiyoruz. 20 yıldır biz oy vermiyor muyuz? Ben vermiyorum şahsen. Öyle söyleyeyim. Halkımız, bizim halkımız oy veriyor. İşte, halk. Ben onlara da şey diyor görüyorum. Hani bu genelleme olacak biraz ama at gözlü diye. Hani çok kaba bir tabir biliyorum ama. Hani at gözlü diye tabir. O da niye? Yol yaptı, köprü yaptı, o yaptı, bu yaptı. Bu yanlış. Bu değil aslında. Ama onun da vergisi biz veriyoruz. Şey köprüsünden daha geçmemişim. Bu yeni yapılan neydi o köprü? Çanakkale Köprüsü var ya. Oradan ben daha geçmemişim. Ama bunun parası benden çıkıyor. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçemem, orası ayrı.